Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. EYT en düşük maaş, en düşük emekli maaşı ne kadar? En düşük EYT maaşı kaç lira? Ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında 3 Mart itibariyle başvurular alınmaya başlandı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenleme kapsamında gözler ilk maaş ve promosyonlara çevrildi. Bu çerçevede başvurularını yapanlar en düşük emekli maaşının kaç lira olduğu araştırmaya başladı. EYT'liler en düşük emekli maaşı ne kadar? En düşük EYT maaşı kaç lira? Ne kadar olacak sorularına yanıt arıyor. Detaylar haberimizde geçtiğimiz Şubat ayının 28'inde TBMM Genel Kurulda görüşülmeye başlanan emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi 1 Mart itibariyle kabul edildi. 3 Mart Cuma günü ise resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi ve 2 milyon 250 bine yakın vatandaşın başvuru işlemleri başladı. Başvurularını tamamlayanlar ise heyecanla alacakları en düşük maaşı hesaplamaya başladı. Peki en düşük EYT ve emekli maaşı kaç lira olacak? En düşük EYT maaşı kaç lira? Ne kadar olacak? Geçtiğimiz yıl Aralık ayında yapılan tarihin en yüksek asgari ücret zammı ile beraber memur, emekli memur ve emeklilerin maaşları da artırıldı. Bu çerçevede 2023 Ocak ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 5500 lira seviyesine çıkarıldı. Böylece en düşük EYT maaşı da 5500 lira olacak. Zira yapılan %30 zamma göre 2000 sonrası emekli maaşı 5500 lira olurken 2000 öncesi 6327 lira oldu. Düzenlemeye göre 8 Eylül 1999 öncesi girişli olan EYT'li vatandaşların da 6327 lira emekli maaşı hakkı kazanması bekleniyor. Öte yandan bir ortalama EYT emekli maaşının ise 8733 TL olacağı belirtildi. Bağ bir EYT'linin en düşük ücreti ise 5811 TL olarak hesaplanıyor EYT. EYT, emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? Emeklilikte yaşa takılanlar yasası ile emekliliğe hak kazanan vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri emekli maaşı hesaplama oldu. Milyonların dikkat kesildiği düzenleme kapsamında emekli olan vatandaşlar SGK 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama konusunu araştırıyor 4A, 4B, 4C emekli maaşı nasıl hesaplanır? Aşağıda açıklama kısmında belirttiğim link üzerinden hesaplayabilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.